Sokrates'ten herkese merhaba. Ortadoğu ve Balkanların en çok futbol konuşulan podcast'i ve Sokrates Club programı Sokrates FC'ye hoş geldiniz. Burak Balaban, Atan Altın ordu. ve ben İnan Özdemir. Bugün futbol dünyası da sizi farklı coğrafyalara ve farklı konulara götüreceğiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk Seçim gelince. otobüsleri de var. <laughs> evet. Elvin de var. Elvin'in şaplakları da var. <gülüyor> <gülüyor> da var. <laughs> Ruhat da var. Ruhat da var ama... Bir oda. Ruat sessiz sakin oturuyor. Podcast'imiz Elvin'in ben bir şaplak atacağım demesiyle başladı. Evet. Öyle bir garip rüzgarlar esti burada. Biraz sette şeydir o diktatör yönetmendir. O yüzden Doğru. de o başlama hareketini biraz farklı yaptım. Bak gösterirken elimle evet. mikrofona vurdum. Geçici rahatsızlık için çok özür diliyorum. Ama Sencer de var o da. Evet. Çok fazla erkek var bir odada. Yani altı <laughs> kişi bu odada gerek var mıydı? Biz çok fazla erkek var demişken. Evet. FC buluşmasını çok yine yapamadık mi? ama ya Her bu... gün Instagram'da ayrı ayrı ekiplerle e, İnan Özdemir'i rakı içerken görüyorum. Ben de davetliydim masaya. Evet biliyorum. Ben de davetliydim. Bu davet satış sayılmaz. Ben dedim ki önce İlhan Özgenle, Özlem Yengemle, Burak Balabanla, Nihan Yengemle oturmalıyım. Aksi takdirde ben hayatta dışarı çıkamam dedim. Senin o planını görmedim ben. Yani Hangi... o bahsettiğin, az önce bahsettiğim planı tasarladığında... Ben, ben... ne yapacağım? E ben mi tasarlayacağım oğlum illa? Belki biri çağırınca gideceğiz belki. Ben bugün tekrar bir, bir iki aylık diyete başladım. Ölüye <laughs> yatıyorum. Öyle mi? Evet. <laughs> İnayi gibi olduk. <laughs> <laughs> Daha <İstanbul'dan. gülüyor> şurada iki üç ay önce nasıl... Niye kaç gibi? kilo aldın? Almışımdır ya. Çok aldım. Döner... Verdiğim, verdiğim. Dönerden verdiğim. mi? Abi... Karşı bir sürü şeyden demek. şimdi bununla hmm. meşgul etmeyelim bu ara hayat tempom bunu gerektirdi İlk şeyle başladı ameliyatta hastane üç gün dört gün yatıyorsun hmm. sürekli yemek dışında yiyecek bir şey yok sonra da işte ya ben de her şey ya tam ya hiç o yüzden sonrasında böyle gittik neyse ya hep ya hiç aynen İşte aklıma o geldi bilirsin şarkıyı ya hey ya hey ya bilemedim ben ben de ya öyle mi ya ya sen ya hiç ama hmm. o da ama, ya, ya ama işte seni, seni güzel anlatan bir felsefe. Yani ya o ya o olması. Bence döner takman da etkili olmuştur. Biraz. Yiyosundur. Biraz. Biraz. Neyse konularımıza de dönelim. Dedim, o günleri anımsatan da bir kazan var. Bugün vintage etkileyici bir Abi demin tasarım. dedim sana bunu bana... Abi bana dükkana haftada bir iki kere abi kargo geliyor. Hmm. Elif bana internetten bir şeyler almış beğenmiş oluyor. Ne kadar güzel. Hiç de istemiyorum aslında. Mesela bu ben bunu kendime hiç yakıştıramadım. Ben bana, abi. bana Hediye gitmiyor gelmiyor. Alıyor giydiriyor bugün bunu giydiyor. E Paylaştın mı teşekkürler Elif. Teşekkürler et işbirliği ifadesi. Hayır son yapmadım. Ee, neyse böyle. Ama şey ee, ben de bu çizgiyi beğeniyorum güzel kazak. Bir de şey. Ee, o kadar istememiş ki milyonların önüne çıkmayı kabul etmiş soru bu kazakta. Evet yani, abi ben, ben söyle sevseyi. daha önce galiba söylemiştim. Sabah barutane pilavcısı gibi bugün ne giyeceğiz diyorum. Elif çıkarıyor. <laughs> önceden çıkarmış oluyor vaziyet. İtiraz etmiyorum çok. Şey dinlemiştim Barack Obama bir röportajında görmüştüm Barack Obama şey diyordu. Ee, kıyafet yani gün boyunca o kadar seçim yapıyorum ki o kadar fazla <laughs> konular seçiyorum ki kıyafet konusunu seni, düşünmek seni. istemiyorum diyordu. Atan da öyle. Yani kıyafet konusunu düşünmek istemiyor. Aynen. Gün boyunca o kadar fazla mesajla uğraşıyor ki. Çok yeter bu kadar yapayım. Atan. Konularımıza gelelim ya. Konularımız bu. Sen bir bisik se bulan. Profesyonel ulan program mı? diyorsak, ulan. Profesyonel program diyorsak, programın başında bana diyorsun ki buluşmadık, sonra diyorsun ki yeter kollarımıza gelelim. Bu mu profesyonellik? Yet, ben orada şeyi sana yönelttim okları. Ben de sana Sen yönelttim. ustaca, sinsice okları kendi üstünden aldın, <laughs> bana getirdin. Şimdi ben de diyorum ki konularımıza dönelim. Yeter bu oklar. Biz barış istiyoruz. Şey hikayeymiş Türkiye'de. Barış ismini alan ilk kişinin Barış Manço olduğu efsanesi hikayeymiş. Hikaye olması muhtemel Hi zaten. Yani, söylemek yes. istiyorum. Daha önceki bir Barış da mı şey şey olmuş kariyer? Ya biri işte şey nüfus müdürlüğüne bununla ilgili bir soru yöneltmiş Onlar da Bilmiyorum. Ha. O kadar. Amerika'da detaylı. da yani spora bağlıyorum burada. Amerika'da Jaylen manyaklığı var ya son böyle bir 20 30 yılda Jaylen manyaklığı var. 90'ların ortasında Jaylen Rose'un işte Michigan'ın o meşhur hmm. Five ile birlikte sahneye çıkmasıyla Amerikalılar Jaylen ismini o zaman keşfetmiş abi ve nüfus kayıtlarına bakmışlar. Bir tane Jaylen var Jaylen Rose'dan önce. Yani aslında Amerikan tarihinde Jaylen'ı biz tanıyoruz bir basketbolcu Aşk olarak neredeyse. Ya. Ve sonra bakıyorsun işte 90'ların ortası çok ünlü bir kolej basketbol oyuncusu Jaylen Rose. Zaten sonra da NBA kariyeri de hiç fena değildi. Büyük bir star olamadı ama Tabii. şu an abi NBA ve NFL draftına bakıyorsun. Her sene 3-4 tane Jaylen giriyor ligi... İnanılmaz bir Jaylen salgını var. Hatta Jaylen'ların yazışını farklı yapıyorlar evet, sürekli. Yayın. Yani Jaylen yapıyorlar, Jaylin yapıyorlar, Jalen yapıyorlar, Jaleim yapıyorlar falan. Acayip bir manyaklık yani. Spor medyasında da bundan 8-10 sene sonra bir sürü inan <laughs> bekliyorum. Teşke. Şey. Teşekkür. Süper Lig'de, futbolda falan da bir sürü eğmen olacaktır bence 4-5 sene sonra. Eğmen bebekler büyüyecek. Böyle Süper Lig çapında futbolcu olacaklar. Ben şey hatırlıyorum. For Fortu ya da Gol Dergisi'ne şey okumuştum. E, Süper Lig ve bütün futbol seviyesinde Türkiye'deki futbol seviyesini araştırmışlardı. Mustafa Yılmaz mı? Hasan Yılmaz mı? En çok sağ, e, isim. bu isimde futbolcu varmış <laughs> Türkiye'de. Iyi. İşte 2000'lerin başında bir araştırmaydı. Mustafa Yılmaz çok olması muhtemel bu. Yılmaz... Ama hiçbiri üst seviyeye gelememiş. <laughs> ama Mustafa Yılmaz diye bir futbolcu hatırlayamadım. <laughs> ben de. Bir sürü Mustafa ve bir sürü soyadı Yılmaz olan tanıyorum ama. Mehmet Yılmaz çok vardı Tabii mesela. Tabii ki canım. 2 Mehmet Yılmaz da olabilir. olabilir Mehmet yani. Yılmaz da olabilir. Mustafa Yılmaz da olabilir. Mehmet çünkü olabilir. Mehmet, Mustafa, Hasan bir dönem çok konuydu. Şu canım. an en çok konulan erkek ismi ne bilmiyorum. Biraz değişti çünkü isim şeyleri genelde. E işte ama hala Mehmet herhalde Mustafa Uğur vardı hem Kayseri Spor'da oynuyordu Hem de e, türkü söylüyordu <laughs> Hem klipleri dönüyordu Kral Cidim TV'de sen. türkücüydü Oo. Hem de Kayseri Spor'da oynuyordu Sene 1995-96-97 O zamanlar Olaya baksana Futbolu, yani. Futbolu bırakıp türkücü oldu diyor Sincir abi Muhtemel hmm. Muhtemel. Ama hem onu hem onu yapıyor oldu şey. Sağda da sanatçı mıydı peki Ama emin de değilim ya Hmm. sa ya, abi Bilenler o zamanları, o zamanların futbolunu çok detaylı şöyle topçuydu böyle topçuydu hmm. diye anlatmak biraz hikaye. Çünkü mesela Kayseri, <laughs> Kayseri Sporu sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında izleyebiliyordun. Yani tabii ki Celil hmm. hani veya yani yıllarca bir takımda oynayan veya yıllarca süperlikte oynayan bir futbolcuyu defalarca izleme imkanı oluyor ve konuşursun ama... Mustafa Uğur'u ancak Kayseri halkı tribünden takip eden, yanlış hatırlamıyorsam Antep'te de oynamıştı. Antep halkı, annesi babası, akrabaları ee, ve bazı çok çok yakından takip eden futbol severler konuşabilir. Atan dediği evet. çok doğru bence abi. Bir evet. de şimdi... Eski Dünya Kupalarına mı bağlayacaksın? O da öyle biraz ya. Yok abi şeyden de Ama en azından full kayıtlar var. Ha şeyleri mi diyorsun otuzları? Evet, hayır. <laughs> Bir vaktiyle biz de biz çok izledik ...televizyon, Ne ne çok izledik. <laughs> <laughs> çok izlemedin. Şimdi şimdi oturup çok izliyor İlhan Özgen. O zaman izlemedi ama İlhan Özgen ne kadar iyi biliyor gibi. Şu, o çok haklısın orada mesela doğru. işte buran dediği doğru sonuçta 50'lerden itibaren neredeyse bütün kaçtan itibaren bütün yakması maçlı. 60'lardan itibaren tüm maçları var. Diğerlerinin, öncekilerin de 62'den falan maç bulunuyor 58'den, Finalleri finaller zaten var bulunuyor. ya da işte, evet, ilerleyen maçlar var. Şimdi bu bir kayıt abi. Şimdi bu kayıta sen girip izleyebiliyorsun. Ya da atıyorum mesela Amerikan sporlarının çoğu 70'lerden itibaren var. mesela Amerikan sporları da 60'larda yok o kadar fazla. Ve kayıtlar geliyor Türkiye'ye. <laughs> <laughs> Ama mesela 80'lerde bile Beta yani 80'lerde 90'larda bile Türkiye'de Amerikan sporlarının finallerini tamamı canlı yayınlanmıyor. O yüzden senin söylediğin gibi aslında çok kısıtlı bir izleme deneyimine sahip oluyorsun o gözlemle. Evet. Dolayısıyla işte ilanın e, buranın daha önce Senior'da yaptı ya da ilanın dergide çok yaptı veya şimdi Rival'da yaptı gibi muhataplarına sormak iyi bir metot abi. O dönem onunla birlikte oyun, oynayan oyuncular. O da belki müthiş bir e, şey değildir aradan 40 sene, 30 sene geçtikten sonra ama yapılabilecek en iyi metotlardan biri açıkça söylemek gerekirse. Ben 30 sene sonra Burak Balaban... <laughs> ...nasıl bir dergiciydi... ...İnan Özdemir nasıl bir dergiciydi ee, sorsalar... Misin? ...detaylarıyla hatırlar anlatırım. Ambe al o anlar. <laughs> Sen başka bir şey daha söyleyecektin. Ben Dünya Kupalarına bağlamasam. Yok bunu söyleyecektim bunu abi. E, Ruat'tan güzel bir bilgi geldi abi. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıl doğan bebeklere verilen en popüler isimleri açıklamış. Temmuz 2023'te. Alparslan, Yusuf ve Miraç gibi eğlenceli isimler erkeklerde. Kızlarda ise Zeynep, Asel ve Defne. E, en çok kullanan isimler. Zeynep Sekmi. Evet Zeynep. Nesiller ötesi. Evet. Yani böyle bu isimlerde bir futbolcu etkisi göremedik. Ee, bir futbolcu etkisi yok isimlerde. Yusuf mu evet. vardı? Yusuf varsa. <laughs> Ama o da futbolda <laughs> yani yazıcı. Yusuf Yazıcı'dan daha Yusuf Erdoğan, hani, Yusuf Sarı. İlham verici Yusuf'lar hmm. olmuştur diye düşünüyorum bu isimleri koyan hmm. insanlara. Evet. Yani ya çok kullanılan kolay isimler bunlar abi. Yusuf Şimşek o da olabilir. İşte Peki öyle öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyor. Arıyorum arayıştayım. Bunu dedikten sonra şey demen lazım. Telefon kulübesi de çalım atardı. En sevdiğim tabirdir <laughs> o. Yusuf Şimşek e <laughs> tanımlama imkanı var. Ki başka. gerçekten öyleydi abi. çocukken inanamıyordum yani. <laughs> Yusuf Şimşek'in tak diye adam geçebilmesine. <laughs> Son zamanlarda çalımları beni çok <laughs> etkileyen bir Türkiye'li oyuncusu söyleyeyim mi? Söyle. Sadece bir maç görebildim. Beşiktaşlı Muç. İzledin mi? Kayseri evet. Sporu Beşiktaş maçını. Beğendin mi? Çok beğendim ya. Hmm. Daha önce bilmiyordum. Her kuruş helal olsun sana. <laughs> ya şimdi şeyler, şey oluyor ya işte Beşiktaş bu transferi yapıyor Galatasaraylılar Fenerler şey diyor. Hani paraları yoktu ne bunun kaynağı ne <laughs> falan. Galatasaray yapınca Beşiktaşlılar diyor. Fenerbahçe yapınca Galatasaraylılar diyor falan. Hani böyle değişiyor. Bilmiyorum o taraflarını kuruşunu muruşunu da o açıdan çok konuşuldu. O yüzden iki transfer Doğru, hem evet. El Musrati hem e, bu. El Musrati'nin adını söyle sana Bin lira şu an veriyorum. Şu... <laughs> ben programın ortasında hatırlayabilirim yani. <laughs> Programda falan yaptık çünkü. Yani Söyle ama. Ağzına... <laughs> bin lira yayının sonuna kadar geçerli mi? Geçerli. Artık, Telefon, tamam. Telefonuna baktığını görmeyeceğim. Telefonuma ben yayın için bakarım. Başka tamam. detaylar için bakarım. Neyse, ne harfi Neyse. şey. E, tam adını ortaya. istiyorum. Neyse. Beğendin mi Muçi'yi? Ben çok beğendim yani. ya. Bir maç tabii ki kıstas değil belki. Evet abi. Yani ne futbolcular gördük bir maç acayip. Gurumanlık maçı ama. falan böyle. E, e, Senerle evet. birkaç tane. O, ha. O oluyor bündeydi, ya? Mı? başka bir Kayseri Spor maçı Galatasaray Kayseri Spor bir adam oyuna girdi zaten büyük beklentiler var topun ayağını ikinci üçüncü değişi. değişi 30-35 metreden tam önümde vurdu Elano Sonra başka hmm. hiçbir şey yapmadı. Evet <laughs> yani o, o yüzden beklemek lazım. Abi ben çok çok keyif aldım. Yani her yaptığı her hareketten çok keyif aldım. Da belki ilerleyen haftalarda bunları devam ettirirse hani Muçi bölüm. bölümü Şu özel bölüm gerçekten yaparız. çok beğendim. Çok yani genç de çocuk. Braga'da Karabağ kaybetti burada hazır Elvin de bizle beraber. Braga'da El Musrat'ın boşunu dolduramadı. Karabağ deplasmana 4 attı. Elvin'i tebrik ediyoruz. Tebrik Hazir futbolda yükselişte. Hadi Kesinlikle. verdik bilgiyi. Hakikaten Biz, Takipçilerimiz var çünkü. Ben burada evet bayağı takipçilerimiz evet. işte. var. Buradan Sağ bütün Azerbaycan'a sevgilerimizi iletelim. Karabağ'a başarılar. başarılar. Sen bir şey söylüyordun Atancım Elvin'le bir göz göze gelmek istedim de. Azerbaycan deyince hani gülüyor orada. Söylediğini unutmak üzere. Memleketi söylesin. ben söyleyeceğimi söyledim Muçi tamam. ama ha. ama şunu şimdi ben El Musrati'yi izlemedim. Hı hı. Bu Kayseri spor maçında son 25 dakika falan uzatmaları da say 35 dakika, 30 30 dakika 30 dakika konuşamadım. İzledim de o zaten bir kıstas değil. Ee, geçen sene Fenerbahçe için gündeme gelmişti. Doğru. Övüldüğünü hatırlıyorum. İşte Twitter'da videolar yapılmıştı o scout programlarından. Onlardan övüldüğünü, o küçük görüntüleri falan hatırlıyorum bilmiyorum ama bahsedildiği gibi iyi bir oyuncuysa ben önceki haftalarda işte bu Fernanda Santos'un e, konuşulduğu zamanlarda burada şey konuştuğumuzu hatırlıyorum. En azından kendi şey söylediğimden eminim. Ha, ya bu devrede kredisi boşu boşuna düşecek. Hmm. Çünkü Beşiktaş'ın çok zayıf bir kadrosu var dedim. Evet, Beşiktaş'ın zayıf bir kadrosu var. Savunmanın hali kötü. Hmm. Ee, şeyde de, bunu söylediğimde kadro dışı oyuncu sayısı çok fazlaydı. Şimdi işte, Abu Bakar affediliyor. Abu Bakarı konuşur muyuz bugün bilmiyorum ama e, affedilir, affedilmez belli değildi. Hatta affedilmeyecek gibiydi. Şimdi fayda gelir gelmez belli değil diyorum çünkü. Her seferinde bu üçüncü evet, yani. dönemi Beşiktaş'ta hatta bu kadro dışıyı da yeni bir dönem sayabiliriz. Dördüncü dönemi hep kriz çıkıyor ama oynadı mı da oynuyor. Her ne kadar canı isteyince oynasa istemeyince evet. oynamasa da ya Beşiktaş'ın kadrosu önümüzdeki sene için iyi bir hazırlık kadrosu olabilir. Eğer bu iki oyuncu... ...bu katkıları verebilirse. Katılıyor musun bura? Katılırım ama geçen senenin ikinci yarısında da çok benzer bir tablo vardı evet, hatırla. Evet. 4 net evet. transferle çünkü hakikaten seri yakalamıştı Beşiktaş. Her şey yolunda görünüyordu. Sonrasında öyle ilerlemedi. O yüzden de... E, ...hani biraz o şampiyonluk yarışında olmamanın... O stresten uzak olmanın belki getirdiği rahatlıkla yeni sezona başlamanın, beklentilerle başlamanın şeyi biraz farklı Ke olabiliyor belki. Kesinlikle ama sıfırdan başlamak yerine Kesinlikle böyle bir ya. Bu orta arka planla Bence de çok gelmek. şey vaat ediyor şu anda. Yani o orta sayla hani ama öne... savunmayı baştan aşağı yenilemesi lazım. Evet. borlu falan bir görmek lazım. Zaten da. gelme sebebi orayı düzeltmek olduğu için muhtemelen yaz boyunca da oraya kafayı takacaktır evet. yani. Okay. Peki Beşiktaş konuşmuşken buradan Emirhan e, Deli Baş gündemine geçelim. Çünkü biz ve programa girdiğimiz gün tüm kusulunda derslik eee ki öğrettik <laughs> Öğrettik. <laughs> Öğrettik ve baltalıyoruz diyor şu anda yani. <laughs> e, İki büyük gelişme yaşandı bugün Türk futbolunda hani Birini tam bilmiyoruz e, İşte bu pastolik falan ne olacak Onun detaylarını bilmiyoruz Önümüzdeki dönemde konuşuruz onun detayları çıktıkça <laughs> e, Türk futbolunun ben en doğru çözüm bulacağına Her konuda ben eminim <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Ben, ben biliyorum arka planını da anlatmayacağım Güçlenerek çıkacaktır bu süreçten Çünkü Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet büyükekşi de görevinin başında kalmaya devam ediyor Ona da uzun başarılı dönemler dileyelim görevinde Sıfır krizle bir sezon geçiriyor Eee burada Emirhan Delibaş'ı e, konuşalım istedim. Çünkü ilginç bir gündem. Ee, bir e, dating uygulamasında, dating app'inin yani evet. bir de dating uygulaması diyeyim. Onun Türkçesini tam şey yapamadım. Tinder. Ee, Galiba başka bir uygulama. Bumble. Bumble. Hı -hı. Sen yaşlı olduğun için tek uygulama var gibi düşünüyorsun. Yok canım biliyorum ben kısa bir dönem <laughs> üye de oldum. Hangilerine üye oldunuz? Evet ben de Tinder neyse. Premium kullandım ben. Premium i̇ki ay, kullandım. İki ay falan kullandım. Yani Nasıl kısa oldu? bir bekarlığım oldu. Önce bir hani şey süreci, hmm. ee, sessizlik süreci falan sonra dedik... artık S zamanı geldi. orucu bitirmenin zaman, zamanı geldi falan. O arada böyle bir genel akış kesilince de ondan dedik bir de internetten... Artık burada. bakalım bu, bu işlere dedin. İnternetten bir ay bakalım. Ha bir 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 ay falan galiba kullandım. Sonra da kaldırdım. Çok güzel bir ifadeydi ama önce bir sessizlik dönemi. Aynen oruç dönemi o. <laughs> Tam bir şey. Nadas'a yani... <laughs> bırakıyor bedeni. Tam... <laughs> Tarkovski'nin falan böyle dönemleri var. Sessizlik dönemi. Kendini dinlediği bir dönem. <laughs> Helal olsun işte büyük sanatçıların ne hat dönemi. Kendine <laughs> Kesinlikle. bakarsın. Kesinlikle. Hayat beni nereye götürüyor? Yaşam ne? Sorularını evet. sorarsın. Felsefi. E, Emirhan Delibaş yalnız burada işte bir herhalde... ...yani bağlamı anladığım kadarıyla anlatıyorum. D düzelt beni Burak sana atacağım çünkü posu. E, Beşiktaş formasıyla elinde kahveyle bir fotoğraf çektiriyor. Ve işte app'te bir profili ortaya çıkıyor. Sonrasında bir yalanlama yapmış galiba. Açıklama yapmış işte benim profilim değil gerçek değil o. Taklit edildi diye ama bu Beşiktaş işte önce o açıklamayı yaptırdı muhtemelen zaten kriz çıkınca. Çünkü taraftarlar çok kızdı. Sonrasında da bugün Beşiktaş karşılıklı anlaşarak oyuncuyla yolları ayırdığını söyledi ki 2003 doğumlu galiba Emirhan. Evet 24 yazıyordu ama. Eftey evet, 2000'e ben... kaydedilmiş. <laughs> ben de önce bir şey oldum abi. Çok bir, bilmediğim bir konu olduğu için. Şey açısından Emira'nın ay, yaşını ay, bilmediğim ay, için. Ustalık budur işte bak. Hiç bilmediğim bir şey olsun. Yani yani hem Emira'nın <laughs> yaşını bilmiyorum hem dating app'leri bilmiyorum. Çünkü yani evet. dating app'ler icat olmamıştı. İnşallah ee, bilmiyorsundur inanın. Ben uzun ilişkime başladığımda ee, şey için soracağım burada. Yani sadece orada... Beşiktaş formasıyla mı fotoğraf vermesi, Beşiktaş logosuyla vermesi? mi? Neden sizce böyle bir infial çıktı ve Beşiktaş neden böyle bir karar aldı? Aa ben hiç anlamadım yani. Tabii açıklamaları bekliyor. Çok sıcak biz kayda girdiğimizde. Hani belki yayınlanana kadar biraz daha detaylar çıkacaktır hem oyuncu tarafında hem kulüp tarafında ama herhalde kulübü yanlış temsil etme, kötü temsil etme gibi mi bir tepki çıktı bilmiyorum ama yani böyle mi? Bilmiyorum ki. Hani ya, ilk kez gördüğümüz bir örnek oldu muhtemelen. Şimdi bu önümüzdeki dönemde daha fazla olacak bir şey yani dünya sporunda da daha fazla hatta şu anda da daha fazla olan bir şey neticede hayat sanala kaydı yani ama ben ilk örneğini gördük herhalde var mı örneği? Önüne ilgili bir araştırma duymuştum yanılmıyorsam e, partnerliklerin başlama kaynağına dair bir araştırma yapmışlar ilk kez iki yıl önce falan e, iş arkadaşı ya da işte okul arkadaşı gibi hani o çevreden birini bulmanın bir adım önüne geçmişti. İnternetten Aynen, bu uygulamalardan birle tanışıp beraber olma şeyi. onu da bir dipnot var biraz da bilim deyip verelim. O yüzden e, de çok varsin. normal abi. Yani bundan doğal bir şey yok bence. Çok normalleşmiş bir şey. Emran'ın kullandığı da rafine ve Bumble Elvin de iyidir dedi. Burada reklam almadık ama yani. Bora sen hiç kullandın mı? Sonuçta e, niye Ben Bumble'a önce... girmedim abi. Çok şu anda duyduk. Çindir. Dindir'e girdim. Premium almadım. <laughs> Onu söylemem lazım. Hak, hani bize e, ne hak... Ya. Yani bizim rızkımızda ne varsa o gün <laughs> o kadarlık sır attık ve bıraktık. Birkaç uygulama daha denedim. Sadece Tinder'la da yetinmedim. Ee, o Cupid denemiştim. Bir tane daha vardı onun adını bile unuttum. Denedik ama ben hep bunu söylerim. Gerçi de uygulama tane başarısız e, figür olduğumu düşünüyorum çünkü Hiç yani, bir... ya da insanlar yalan söylüyordu bu uygulama hakkında buluşuna... ama o yüzden hani çok tavsiye verebilecek durumda değilim ama Bumble'ın rafine olduğunu duyduk. Bumble'da şöyle bir fark var arkadaşlar bilmeyenler için şey yapalım. İlgi alanlarını mı yazıyorsun? Yok anda? onu bir çoğunda yazıyorsun yani. artık İlk mesajı kadınlar atmak zorunda ha. Bumble'da. Öyle bir e, fark var, nüans var. Bu da çok takdir toplamıştı. Hani kadın komitesinin çok daha rahat ettiği kendi e, içinde. O yüzden de orada çok daha fazla bulunduklarına dair efsaneler anlatıldı bize. Yani ben oraya çok iştirak edemedim ama böyle. Neyse. ...biraz da bilgi, geçelim biraz Emirana, da bilgi. Emirhan'a geçelim. geçelim, o Otta sen ne kurulu. düşünüyorsun? Yani Senin bahsettiğin bağlam da çok ilginç sonuçta abi. bu yani Sanaldan tanışmak... ...normal hayatta tanışmaktan veya atıyorum... ...okulda tanışmaktan daha öne geçtiyse... Tabii. Ya ...spor dünyasında da artık bunun bir şeyi olacak... ...daha fazla popüler bir konu olacak. Evet, bir ara tarz. şey çok meşhurdu hatırla... Ö, ...özel mesajdan, DM'den yazma... ...ve onları ifşa etme oyuncuları falan. Tabii yani tabii. O, onlara kıyasla bu daha sağlıklı gibi. En azından on, o amaçla ya, oradasın. Evet de şey DM çok, çok güzel değil ya... Aslında. Beşiktaş formasını giyip yani bu şey demiyorum bu bir fesih sebebidir demiyorum. Hmm. Beşiktaş formasını giy bir yandan orada klozet bir yandan kahve bir yandan saatini göstermek için takla atıyorsun falan. Beşiktaş JK futbol player hani ya başka yerden yürü yani şey güzel de çocuk hani ne bileyim başka bir yerden yürüse daha iyi değil mi? Ya bence amacı bu abi uygulamanın. Bence en doğru yerde. <laughs> asıl başka bir yerden bunu talep etmeyen birine yürümesi daha kötü abi, değil mi? Abi futbolcusun yani buraya da düşme bence yani bu. Ben onu düşmek olarak görmüyorum yani. Oğlum ya. ben yani öyle mi ya? Bence de Şöyle ya. düşünelim abi. Herkes Her şeyi bir anda yani başında bununla şey yaptın mı sonradan neyle etkileyeceksin? Yani bir Ama mesele burada peki sizce yani Emirhan'ın birilerini etkilemek için ha. en doğru taktiği seçip seçmediği mi? Ta değil. <laughs> ben, ben, değil canım. Hı -hı. Ben Buğra'nın yani girdiği konuya hı -hı. cevap verdim. Bu Senin, bir peşi sebebidir demiyorum hı -hı. dedim. Senin dediğinden mesela Instagram'ın en yaygını diye söyleyelim. E orada zaten full beşteş formula fotoğrafı var. Asıl orada kullanıyor olacak o gücünü. Ama Instagram'ın tek amacı o değil ya. Hani ne bileyim. Yani bu şey. Ee... Ya bu konuda benim temel düşüncem. Yani sana sana döneceğim burada abi. Şöyle düşünüyorum şimdi 90'larda 2000'lerde şu haber çok meşhurdu. Futbolcular pazartesi gecesi eğlendi. Reyna'da. Salı gecesi çıktı. İşte X futbolcu arabasını çarptı. Z futbolcu şurada görüntülendi. İşte mekanda önünde içki vardı. Şimdi kamusal alana çıkıyorsun ve zaten bir Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe futbolcusun. Şimdi bu o dönem bir fesih sebebi miydi? Bir tartışma sebebiydi kamusal alanda. Kulüplerle oyuncular arasında bir gerilim sebebiydi. Ama eninde sonunda oyuncunun performansına ve büyüklüğüne göre kulüplerin biraz farklı statüde oyunculara davrandığı bir konuydu. Sen çok yetenekliysen bunu çok daha rahat yapabiliyordun. Tabii canım. Az yetenekliysen biraz da az görünür olmak zorundaydın. Çünkü zaten performans veremediğin bir yerde sen de normal hayatında daha az rahat yaşaman bekleniyordu. Şimdi burada da X bir futbolcu olarak alalım. Emirhan olarak almayalım. X bir futbolcunun Gerçekten bu Epte olması mı kulüplerin e, dikkatini çeken şey? Yani şurada, burada şunu merak ediyorum. Emirhan kolay planında... yok mu? Evet, e, aynısını ha, Jetson Fernandez yapsa kimse sözleşmesini fezle Ya burada Şimdi eğer arka planında şu varsa hani Emirhan zaten altyapıdan geldiği süreçte çok fazla disiplinsizlik yapmıştır. Çok fazla sağ dışı olaya karışmıştır. Bilmiyorum şu anda tamamen e, şey konuşuyorum. Beşiktaş'ın da elinde bir döküm vardır bu konuda. Hani bu son olayla birlikte esas odak noktasının futbol olmadığına dair tam emin olmuşlardır ve bir karar vermişlerdir. Şimdi böyle bir süreçten mi geçti? Yoksa bu programda çok konuştuğumuz ikinci bir süreç var biliyorsunuz. Bir olay oluyor. O olaya tepkiler yükseliyor. Kulüpler de biraz o dönemki statülerini Rüz büyütmek için e, bunu bir araç olarak kullanıyor. Rüzgar'a Yinci göre. Birinci mi ikinci mi? Yüzde hani 99 virgül alabildiğine dokuz ikinci. Çünkü yani zor zor bir konu abi hani bu gerçekten büyük bir futbolcu daha büyük isimli bir futbolcu olsa böyle davranırlar mıydı taraftarlar farklı bakar mı emin olamıyorum dediğin konu yani sabah beşe kadar bir gece koyup eğlenip orada Hı -hı. bir birliktelik arayacağına bu daha sağlıklı hani yani, uykusunu bozmadan ser yani, Sergen tabii de. Sergen Yalçın 10 sene falan beşiktaş'ta oynadı. Komik yani video olarak izliyoruz. E, e, aynen öyle. Onun bir tane evet. öyle ünlü videosu var ya hani tam biz de futbolcuyduk, biz de gece çıktık da böyle yapmadık desem yalan olur. Yani, <laughs> yani, hani gerçekten öyle. Hani bütçe tavsiye verirken şey <laughs> diye düşünüyor. Ya ben tavsiye vermeli miyim gerçekten ben <laughs> bana düşmez aynen. Ee, bu, bu bu cidden aklımı karıştıran bir konu. Dediğim gibi kulüpler sonuçta özel şirketler neticede. Gerçi tam özel şirket değiller, dernek yani statüsündeler aynı zamanda. Dolayısıyla kiminle çalışıp kiminle çalışmayacağına karar verirler de sanki yani yönetimler bu kararları alırken böyle bir norm belirlemiyorlar gibi. Hani şey normu belirlerlerse bana tamam bu. Hani biz kulübümüzde çalışanların atıyorum dating app'lerde olmasını istemiyoruz veya işte internette daha dikkatli olmasını istiyoruz. Bu konuda onlara eğitim i̇şte, vereceğiz. evet, daha dikkatli olması gerekir ama Hı. bu asla bir fesih sebebi Hı. değildir. Yani şey, ben atıyorum Emira'nın hocasıyım diyelim. Teknik direktör. Oğlum ne abuk subuk işlerle uğraşıyorsun Hı. derim. Hani derim ama bunun tepkisi bu olur yani. Şey başka sözleşme feshi falan. İnanılmaz işte bu taraftara hoş görünmek için... ...yani tar mesela taraftarın çocuğa tepkisi olabilir. Anladın mı? Taraftar Peki, sürekli bir şeylere tepki gösteriyor. Tepkinin, mi, tepkinin dam, dam. nedeni ne? Ben tam anlamadım. Hani kulübü şey Yalnız yapıyorsun. Evet düşünüyorlar. yani <laughs> çok da güzel bir temsil değil. Bir yandan hani hakikaten... Şimdi bunların... Abi tekrar söylüyorum. Orada klozet var. Şurada elinde kahve var. Abuk subuk bir poz var. Üstünde beşiktaş forması var. Ya, yarın öbür ya bu taraftarlığın yüzde doksanı bugün rakipler bana bir şey söylemesin benim takımım kazansın da yarın işte komşuya veya işte müşteriye bilmem neye laf sokayım o bana bilmem ne taraftarlık bu abi hani büyük oranda insanlar bu şekilde yaşıyor sen öyle bir koz veriyorsun dalga geçilecek bir malzeme veriyorsun bu bir faktörü diğeri belki Beşiktaş'ı öyle bir iliklerine kadar ee, ...farklı duygularla hissediyordur, kafasında öyle bir temsiliyet getirmiştir ki... ...temsiliyet oturtmuştur ki Beşiktaş'a. O fotoğrafta Beşiktaş'ın futbolcusunu sindiremiyordur. Çeşit çeşit düşünen insan ama hiçbir türlü gerek yok bence. Anladım yani. Ama asla kontratı bu yüzden pes edilme yani, Asla yani bu... Ya işte dediğim gibi orada sebep performansa veya birçok olayın son noktasıysa... ...hani kulüp tabii ki böyle bir tercih yapabilir. Ha. Kulüpler her türlü o tercih yapabilir. Evet. Taraftarlar da bence her türlü tepki verebilirler abi. Mesela transferlere de taraftarların verdiği tepkiyi son derece anlıyorum ben. Bu gelmesi şu gelsin, evet. en basit tepkisinde evet. ve normal bir tepki. Ben de veriyorum düşünürken. Ee, fakat genelde konuştuğumuz şey bizde kulüplerde, partilerde sanki tamamen artık buna göre karar veriyorlar gibi. Yoksa yani Beşiktaş bu önde tasarruf almıştır ve artık böyle yönetecektir ve diyecektir ki altyapıdaki oyunculara kulüp temsili bakın böyle olur. İşte atıyorum dışarıda kendinize dikkat edin. Sosyal medya artık bambaşka bir yer kendinize dikkat edin. Bir böyle şey belirlerler, nasıl davranılması Kuralı gerektiğine kitabı. dair bir kılavuz belirlerler ve hani o ilkeler rehberinin dışına çıkanları şey yaparlar. Bunları ben son derece iyi anlarım ama eğer tam tersi ise yani şu andaki gündeme göre hareket etmekse yarın bir gün o gündem herkesin başını yiyor işte. Bu sefer de diyorlar ki sana bu yüzden bu oyuncu E şimdi Atan'ın az önce dediği üzerinden örnek atıyorum. Bu çıktı. Şimdi bunun gündem olduğu... Ortaya çıktı. Şimdi yarın öbür gün başka oyuncuları da bu tür uygulamaları da görenler... ...diğer kulüplerde atıyorum ve sporda ilgili ise... ...bunu paylaşmaya daha teşne olacaklar. Evet fesih yani. Şimdi Jetson çıktı diyelim uygulamada. Barış Alper çıktı. İşte örnekleri artır. Herhangi biri çıktı. İrfan Can çıktı falan filan. Neyse bekar oyuncular olsun. Hani illa evli olmasına gerek yok. Şimdi ne olacak abi? Mesela şampiyonluğa gidiyorsun. İrfan Can'ı, Barış Alper'i kesecek misin? İşte atıyorum. Evli olmayan. İrfan Can Cengiz evli mi? Yok o da evli. Cengiz tamam, evli mi? Tamam fark değil. etmez. Tamam işte bekar bir Fenerbahçe <laughs> çocuğu, bekar bir Galatasaray oyuncusu. <laughs> Önemli değil. Ee, kesecek misin mesela? Falan hani. Ya bir de şöyle de ekstra bir şey var. Sonuçta kimlik numaranı vermiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Birazdan bura açıp e, Barış Alper yani. Yılmaz diye şey <laughs> uygulamaya girebilir. Elon Musk evet. Twitter'ı o hale getirdi ya. Mavi tık alıyorsun sen atan altın. Bambaşka bir adamsın <laughs> aslında. Aynen mavi tık alıyorsun. <laughs> evet sen. yani, yani tıkla öyle tıkla bir şey de var. Açması. Şimdi bir sürü futbolcu profili çıkar bu olayın üstüne. Evet ha? çıkabilir. O yüzden ama şey uzun yani bundan sonra daha fazla göreceğimiz ama bir bu. Ama yani bahsettiğimiz oyuncuların da ya Tinder'a ihtiyacı olacağını zannetmem. Ben, ne bilmiyorum ihtiyaç. Bak Eminan Delibaş ihtiyaç duyabilir. Yani bu olayla ilgilenen her 40 kişinin 39 tanesinin Emirhan Delibaşı ismini ilk kez duyduğuna eminim. Hı hı. Hayır tabi. Emirhan yani ihtiyaç duyabilir. Zaten... Ama Jetson ihtiyaç duymaz yani bence. Ama işte mesele ihtiyaç duyulması mı duyulmaması mı? Mesele onlar değil canım. Ne? Mesele Türkiye. Ya, mesele... <gülüyor> 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 ya, ya da Ramiz dayı. <laughs> Bilmiyorum abi garip. <laughs> Tersan geliyor. Bunun gündem olması bile garip geliyor. Benim sen yönetici olsan. Evet. Bir kulüpte bir yöneticisin. Hı hı. Ve şey yapmak istiyorsun. İlkeler işte böyle. Hayır hayır, ilkeler falan değil. <laughs> böyle kitleleri istediğin yere sürüklemek, kendi namım yürüsün diye. Ya bu süreci nasıl yaşardın? Biraz anlatsana. Ya bu yani şey, bence ideal yöneticilik şöyle olmalı bu arada. Az önce söylediğim gibi. Ee, bu olayda senin dediğin gibi oyuncuyla görüşmek, oyuncunun görüşünü almak ve bunun üzerine yani kulüple birlikte sakin bir karar vermek olurdu. Belki sene sonunda mesela gönderilme sebebi olurdu oyuncunun ve o disiplinsizliklerden biri olurdu. Ben şeyi sevmiyorum abi. Böyle oyuncuların atılmasını sevmiyorum insanların ama atılmasının bir sebebi de var. Böylece de karar alıcılar daha güçlü görünüyor yani. Partilerde de onu görüyoruz. Yani bakanlıklarda da onu görüyoruz. Bilmem ne çökertildi diye tweet atıyorsun mesela. Diyorlar ki helal olsun sana bilmem ne falan filan diye. Dolayısıyla bunu yaparsın abi herhalde güçlü görünmek için. Ne yapacaksın yani? Bunu yaparsın. Keyif alır mısın bu şey? Bilmiyorum abi güç ilginç bir şey. Yani o tip bir güce sahip olmak. 15-20 milyon insanın sana bakması ve bir anda atıyorum 7 milyon insandan sen çok büyük bir adamsın tepkisini duymak acayip bir şeydir eminim. Yani başını döndürür insan herhalde. Ee, o yüzden tahayyül edemediğim bir güç bu açık söylemek gerekirse. Bir laf var ya hani güç insanı şey yapar, yozlaştırır diye. Mutlak güç daha da yozlaştırır Haklıyorum. diye. Bunu bir 20 bölümde veriyoruz. Söz harika. Konudan dönüp oraya gelelim. Bu sözü, harika. <laughs> <dönüştürüp oraya gülüyor> sözü yazacaksın Ay, buraya. Harikaya salım onu. Sabatini gibi yazacaksın onu buraya. Ee, ama mesele bu mesele değil işte. Mesele çok daha büyük. Mesele çok daha büyük Atatürk. Buradan şampiyonluk yarışına götüreceğim sizi. Hmm. Bu hafta şimdi size zemin gibi sorunları sormayacağım. Çünkü zaten beş kere konuştuk. Beş, beş yüz kere konuştuk hatta Türk futbolundaki bu tip sorunları. Ama e, yarışa değil. dair Fenerbahçe'nin son haftalarda biraz daha zorlandı. Geriye düştüğü maç sayısı artıyor. Galatasaray biraz daha ritmini bulmuş gibi. Sen nasıl değerlendiriyorsun Burak? Senden başlamak Ama istiyorum. Ama aksini bekleyenleri ben anlamıyorum zaten. Yani sene başından beri çok çok iyi gidiyordu. Fenerbahçe'de hiçbir sezon hatırlıyor musunuz? Yani her hafta 4 atan, 3 atan, 5 atan bir şampiyon olmadı yani ve olmayacaktı. Çok normal. Galatasaray zorlanacak, Fenerbahçe zorlanacak. Her ikisi de puan kaybedecek. Bir noktada daha güçlü olan devam edecek. Evet sezonun bu durumunda bu bölümünde daha formda olan taraf Galatasaray. İşte Kerem Demirbay'ın biraz daha rolü oturduğu sene başında özellikle ilk 3-4 ayda çok fazla gir çık yaptığım pozisyonları biraz böyle netleştirmeye başladı Galatasaray. İşte köyünden de hani ilk görüntü az önce muçu için söylediğimiz gibi ilk izlenimler iyi. Devamı gelecek mi görülecek ama oraya e, orayı da en azından bir güvenceye almış durumda. Şimdi biraz daha sabek problemi sanki ön plana çıkacak. Eğer oraya e, sağlığına kavuşmazsa. Ama hani roller biraz daha oturmuş gibi görünüyor şu anda Galatasaray'da. Fenerbahçe'de işte Cengiz'in ard arda goller bulduğu o formda girdiği dönem biraz sanki yani Cengiz ön plan attın ama İrfan'ı çıkardın o biraz oyun kurulumunu mu zorlaştırdı sorularını getiriyor benim tarafımda. Hani bunları biraz düşünüyorum bu ara ki işte geri düştüğü maçta Reza maçında İrfan'la Mert Hakan'la Serdar'la çevirmeyi başardı e İsmail Kartal maçı. Beylem. Belki tekrar hani bir İrfan'a dönüş görebiliriz diye düşünüyorum bence Cengiz yerine. Oradaki o top trafiğini hareketlendirmek için. Sen ne düşünüyorsun Atan? Bu oranın dediği doğru. Bu böyle gidecek. Şimdi gerçekten çok uzatmaya gerek yok. Hep herkesin de söylediği gibi sadece bizim değil. Ee, en garipliklerden biri. Galatasaray ve Fenerbahçe ile diğer takımlar arasında ciddi bir uçurum var. Herkese 3-4 atıp geçilen bir sezon görmedik, görmeyeceğiz diyorsun ya yani aslında hani birkaç istisnayı çıkar. Bu sezon o sezon. Ee, gerçekten yani aç mesela Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın Fenerbahçe şimdi bu hafta ...yıllarda ikinci ya. Aç Fenerbahçe'nin maç kolik sayfasını. Galatas şey galibiyet 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 evet. galibiyet arada bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane sarı hepsi yem yeşil ve bu takım ikinci. Akıl almaz bir şey. Galatasaray'ın da aynı şekilde ve bu takım şampiyonluğu garantilemiş falan değil diye bakarsın veya iki hafta önce ikinciydi dersin. Bu böyle devam edecek. İkisi de çok iyi. Galatasaray şu anda daha formda ama iki hafta sonra başka bir şey konuşabiliriz. Örnek veriyorum bir ay bir buçuk ay önce şeyi konuşuyorduk. Galatasaray her maçı zor kazanıyordu. Hiç geçen sezonki o ritmi yoktu. Her maç son saniyeye ecel terleri dökerek giriyordu. Son dakikalarda atılan goller veya son dakikalarda can hıraş kaleyi savunarak alınan galibiyetler vardı. Şimdi bu aralar erken koparıyor Galatasaray. Kerem Demirbay gerçekten ciddi bir fark yarattı. Savunmada Abdülkerim olmasa da işte Nelson Davinson ikilisi de aynı şekilde çok başarılı oldu. Nelson da orada bir fark yarattı. Kaan Ayhan'ın sağ bekte, e, öyle böyle oturuşu Barış Alper zaten olağanüstü bir faktör oldu. Bence çok kalamaz. ...inanılmaz bir... bir Öyle görünüyor, ...hani evet. bir, beni çok şaşırtan bir yükseliş... Benim ...bu de. seviyede beklemiyordum... ...hatta Şöyle, geçen sene konuştuk hatırla... ...sen daha böyle işte bir Burak Yılmaz'a evrilebilir diyordun... ...daha ürütü evet. vardım ben yok abi... ...hani çok eksiği var hani falan diyordum... ...olmaz diyordum gerçekten beni çok şaşırttı... Çok... ...daha buralarda... Kal, yani ...bayağı Avrupa'nın... ...kesin kesin görüyorum... ...hani Hı -hı. bir sakatlık falan olmazsa kesin görüyorum... ...ben hala bu arada en iyi... Ee, ...farkı bekte yaratabileceğini düşünüyorum... Çünkü... ...ivmelerek geldiğinde... ...o gücü daha iyi kullanıyor. Neyse Fenerbahçe'nin de... ...duraksamasında... ...hani çok ilginç bir şey söylemeyeceğim. Yani duraksama derken... ...o patır patır gümbür gümbür... E, ...giden Fenerbahçe değil. Daha zor kazanan bir Fenerbahçe görmemizde. Fred... E, ...önemli faktör. Fenerbahçe de çok çok iyi bir takım. Rize Spor maçında çok büyük iş yaptı Fenerbahçe. Yani orada, o, o satta, o zeminde... ...ve Rize gayet... ...iyi oynarken. E, Rize Spor... Kötü bir takım değil, iyi bir takım. hani... lig standartlarında çok da iyi oynuyorken devrede bir anda her şeyi tersine çevirip şöyle bir kritik nokta. Gerçekten Fenerbahçe bu maçta puan kaybetmiş olsaydı kırılabilirdi, kırılabilirdi. Yani puan farkının da açılması tam bir de eleştiriler artarken kısa sürede ki, iki kez ka puan kaybetmiş olacaklar. Ve, ve eleş abi şimdi ilk devre mesela maçta devre arasında yani şöyle bir internete abi, bakıyorum evet. buna WhatsApp falan da dahil İsmail Kartal'ı Kılıçtan geçiriyorlar mesela bu, bu on bu tarz cümlenin 6'sı 7'si de şeye bağlanıyor. Niye işte yerden oynuyor? Ya şimdi şey bilmiyorum abi. Kaç yıllık futbolcu Ceko? <laughs> ona İsmail Kartal'ın mı söylemesi lazım abi? Yerler çamurlu. Topu havadan at mı? <laughs> Kenardan bu işareti mi ya? Ya yürüyün gidin ne kadar saçma diyeyim eleştiriler bunlar. Allah adam çevirdi maçı yani. Bu şey hani ben İsmail Kartal çok mu bence Okan Buruk çok daha iyi bir hoca. Bence. Ama yani bu mu şey? Hani bu bu eleştiri Bir de yağmur, çok yağmurla... saçma. Yağmur ovalarda da uzaktan vurmak önemlidir biliyorsun. <laughs> öyle derler hep yağmur <laughs> Top seker. Ama ce... kaleciler için çok zor. öyle öyle bir şut çekildi. Ee, şey dedi, bu bu haftalarda yine şeyi görüyoruz. Ee, Galatasaraylıların Rize Spor Kalecisi, Tarık'a, işte Fenerbahçelilerin şeye, Kazım, Kazımcan'a yani. yaptıkları. Abi. Mesela o Tarık ilk yarıda çok iyi top çıkardı. Hem de öyle çekerek giden topa. İşte böyle şeylerle Kazımcan, geçiyor Türk futbolu yuhlandı, ya. değil mi? Yuhlandı Ankara yuhlandı tarafta, oluyor bu. Değer arası transfer oluyor. olduğu takım. Hani daha <laughs> ilk Bismillah maç oynuyor adam yuhlanıyor oluyor o oluyor. Ama siz bilmiyorsunuzdur. 792 hafta önce öyle bir şey yapmıştır ki. Öyle kanıtlar çıkıyor <laughs> evde. Çok ilginç. Yani. Ona da sessiz kaldığım için 792 <laughs> hafta önce. O zaman bu neredeydim? Konuda... <gülüyor> <gülüyor> bu konuda söz bir, görüş bir Böyle dün, böyle dün yani şey bir yandan bunun her hafta olması çok saçma. Hmm. Ama ya bir yandan şey dedim Türk futbolunda böyle şeyler olmuyordur falan gibi bir savun da yok. Türkiye'de her şey olur ama her hafta herkese yani bu şey olmaz. Bunun bir... Ya Galatasaray'da da Beşiktaş'ta oynamış futbolcu vardır. Yani Okan Buruk var abi. Beşiktaş'ta oynadı. Hı hı. Ona dersin Beşiktaş'ta mesela Raşit Sayla Jetson var. Fenerbahçe'de eski Beşiktaşlı futbolcular var. Yani herkes birbirine sahip. bu çok saçma. Bir yandan oluyordur da böyle şeyler Türkiye'de belki de. Hani onu da bilmiyorum. Hani geçmişte de olmuştur. Bu ya gelecekte de olacaktır bilmiyorum da. Her hafta aynı şeylerin yaşanması da işte sıkıcı bir yandan Çok sıkıcı abi çok sıkıcı Fakat bu zemin konusunda iki haftadır aşırı tartışılıyor Bir numaralı olay mıdır sizce Türk futbolunun kalitesinde? Yani bir numaralı çözülmesi gereken şey de Bin tane olay mı? Değildir vardır. bence Yani vardır bir şey ama tabii ki değişmeli abi Sonuçta abi, sakatlığa ya. çok müsait evet. bir şey Hani o kadar yatırım yapıyorsun o insanların hayatı osu busu Hani konuşmayacaktık ya durumda... Ama çok önemli bir konu. Sen beni Olur. oraya götürdün. Doğru. Sen beni oraya götürdün. Hatta yani zemin dedin, zemin dedin. Genel bir eleştiriye götürdün. Ben burada zemin soramazsam, sen yazmışsın ya zaten İnan Özdemir'den bir genel zemin eleştirisi duymak isterim. Ben şaka yapmıştım. Nasıl Bir <laughs> <Şaka gülüyor> <yaptın. gülüyor> üç dakika anlatacak inan zeminlere dair test. Ya bu. ben e, zeminlere. Biz az... milyon euroluk değerlerimizi nasıl bu? Bu haklı bir şey bu arada da. Bir şey söyleyeyim o zaman zeminle alakalı. Konuşmayalım çok da kadın futbolunda abi çok büyük problem. Çünkü sonu içimde oynatılıyor En üst seviye maçlar hmm. Çok fazla uzun süreli bağ sakatlıkları yaşanıyor Evet bu sezon zaten bağ Felaket. sakatlığı salgını 6 ay 5 ay 6 hmm. ay 5 ay Birçok büyük oyuncu sakatlanıyor Yani nasıl çözülmiyorum da Keşke çözülse fakat şey yani bizde de ya yani görüntü olarak bu kadar korkunç olması falan da inanılmaz. Yani şey de eskiden de çok kötü zeminlerde oynanıyordu da, en azından görsel olarak biraz hmm. daha normal kalıyordu abi. Şu an tarla gibi maçlar oynuyor. Tarla gibi sahalarda maçlar oynuyor. <laughs> ya maç yoğunluğu da arttı ya muhtemelen artık yetişmiyordu. Hani eskiden biraz daha böyle haftada bir maça falan bir nebze idare ediyordu belki zeminlerin birçoğu da. Artık üç günde bir maç, beş günde bir maç tamamen patladı sahalar. Burada ee, Kerem Demirbay dedim bu arada. Geçen gün YouTube'da Kerem Demirbay'ın çocuk videosunu izledim. O videoyu izlediniz mi? İzlemedim. Kerem Demirbay Almanya'da bir okulda yani herhalde kendisidir çünkü ailesinden biri YouTube'a koymuş galiba. 9-10 yaşında abi Almanca bir haber bülteni. Öyle şey koordinasyon çalışması yapıyor çocuklarla oyun oynuyor. Bir yerde çocuklara sinirleniyor senin gibi formasını çıkarıp atıyor. Sonra o çocuğu, öbür çocuk geliyor kulağından çekiyor falan. Çok güzel bir video abi. Çok hoşuma gitti. Tahmin ederim ben şey yakın zamanda iki kere oturduk sohbet ettik falan ben Bayıldım çok çok sevdim. Normalde Çocuklu... de şey mi konuşuyor? Çocukluğun... Fenomen olduğu tarzda mı konuşuyor? Ge... Üstübu biraz fenomen oldu ya onun. Öyle Bizi zaten o yüzden o yüzden öyle. Yani tabii şey değil şey şaka orada. Dayı şeyi bir şaka. Hani direkt mesela o kön videosundaki şeyi ne denir? O imaj üzerine yapılmış bir şaka ama genel tavrı da hani biraz ona Yakın çok tatlı bir insan. Çocukluk videosunu da at bana izlerim. O Mustafa ile ilgili söylediği şey de komikti ya. Bizim kaleci. o bizim maçta tuttu. şimdi gerçekten. Oralara geliriz bir de. O demeci çok iyi abi. En iyi olan demeci <laughs> oldu <Evet>. işte. Sen <laughs> hem altı numara oynuyorsun sen. Oralara geliriz dostum. <laughs> Daha elde bavul var adam. <laughs> i̇nanılmaz bir yorum abi. Oralara geliriz dostum. Atan oralara geliriz derken. Seyirciye söz verdin. Sen Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismi olduğunu Abi, Aa, ben Aa, evet. Ben verdim o sözü. Bu şey anı. Diyeceğim. Ben Buğra'ya hani bir ilginç bir, 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 bir şey anladım. Buğra burada podcast'te demiş ki ya böyle aşırı ilginç sen bir şey hiç, yok. Sen de hiç şey yapmazsın biliyor musun? Dışarıdaki sohbetleri podcast'te gündeme hiç getirmezsin. Anlatmaz aslında. Ara nasıl yapmış ya, Hayır, ki. bu seferlik dilim yani, sürçtü. Ben öyle <laughs> bunu anlatacağım falan diye şey yapmam Burak. Neyse. <laughs> Yok böyle oynuyor ama sayın seyirciler şey yazıyor bize WhatsApp'ta. Ha, yani siz konuyu açın. 23. Hani <laughs> dakika yatacağım. bilmem ne anısı. E, deyip, şey yapıyor, <laughs> Buna bir kişi bile inanmaz. <laughs> <bu ya>. Bir Yorumlara <laughs> <ya>. <laughs> <inanmaz gülüyor> bekliyoruz inananlara ve inanmayanlara. Inanmayan ben bir... samimi bir şey bir insanımdır. Ee, dürüst bir insan. Dürüst kişi, bir, bir kişi. kişi. Ha, e, evet. İnanmak şey değil valla kısa geçeceğim o kadar <laughs> vallahi öyle bir <laughs> olay böyle. değil sadece komşumuz ve benim 2006-2007'den beri o zamanlar tribünden arkadaşımla öyle tanışmıştık. Şimdi komşum Semih. Elif, ben. Tiyatroya gideceğiz. İşte bunun iki ayı, iki buçuk ayı falan var bunun bu arada. Tiyatroya gideceğiz. Semih'in eşi Merve bize bilet almış. Bence bir ay ama devam. Hı? Elif'ten teyit edelim bunu. Evet. Daha bile fazla olabilir. Öyle ciddi söylüyorum. Teyit. Teyit, ee... teyit ol. İşte oyun, oyunun da vardı adını unuttum. <laughs> Sadece şeyi hatırlıyorum. <laughs> bir oyun olduğunu. Şeyi hatırlıyorum. E, oyun normalde rahmetli Savaş Dinçel'in oyunu. Hmm. E, oğlu Barış Dinçel oynuyor ve sahne tasarımını da o yapmış. Zaten başka oyunlarını da yapıyor. Çok başarılı bir sahne tasarımcısı aynı zamanda Barış Dinçel. E, unuttum adını hatırlayamadım. Bayağı gidiyorum oyuna o yüzden isimleri Ol, karıştırıyorum. Kolay değil futbol ee... oyunlarına gidiyor. Hareştirme. Ha, <laughs> futbol oyunu yani iki tane. Ben de. İkisi de birbirinden beter Çok kötüydü normalde. <laughs> ben sonra şey yani. Çok kötü işte ya. Futbol tiyatro oyunu mu yazsak? İyi. Acayip e, yazar. Bence olabilir. Sok resepsiyonu olarak farklı bir para kazanma metodu da olabilir bizim için. Türkiye'de Belki... sanat para etmez azizim. <laughs> Yok canım şaka yaptım. <laughs> ee, şöyle bir şey oldu. Semi farklı bir arabayla geliyor. Biz farklı bir arabayla gidiyoruz. Biraz geciktik. Elif dedi ki sen koş en azından hani sen yetiş. Tam işte Kadıköy, Gazhanede, Hasanpaşa'da. Hı hı. Ben arabayı park edeceğim. Yetişemezsem sen girmiş ol dedi. Ben de gittim. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Ama yanlış oyuna doğru hareketlenmişim. <laughs> Tam böyle saatinde anı anına gireceğim. Kapıda adam dedi ki... Burası değil ki bu oyun değil. Hı hı. Ama dedi şey bu da çok güzel oyundur. Şimdi yetişemezsiniz. <laughs> Hadi girin buyurun dedi. Abi de en ön en orta şey boştu. Beni oraya yerleştirdi. Protokole oturdu. Evet. Yani. Semih bizim bilet aldığımız oyunda. Elif de yetişememiş. Bizim oyun benim gittiğim oyunu dışarıdan televizyonda veriyorlarmış. <laughs> Öyle izlemiş. Üç kişi tiyatroya gideceğiz dedik. Üç ayrı şeyde konumlar. Oyunları izledik. Sonra çıktık beraber. Bu. Hangi ya ben bunu sana anlatacaktım problem... abi. Çok güzel ben mahrum bırakmak istemedim izleyenlerimizi bu anıdan Ama çok çok şey anlatıyor podcast ve program partnerimize dair Kesinlikle Çok şey anlatıyor orada Nasıldı güzel. güzel miydi oyun? Çok güzeldi çok güzeldi gerçekten çok güzeldi İyi Bir iki ana gitmiş Bu peşembe Bilinmeyen oyunu de, Bulayım hemen Barış Yok, bulma. Dinçel Gizemli aslında? Ya Barış Dinçel yansınlar Ha Barış başka. Dinçel dedi zaten Dedim de Barış Dinçel bir tane oyunu mu var? Dur Barış hemen Barış Dinçel tiyatrodur Türkiye evet. tarihindeki ilk, barış da değildir. Aynı evet, ilk barışta de da değildir. evet <laughs> ilk Ben böyle şey de bu arada hepsini şey mi? Geçen mesela efideliye diye başka bir oyuna gittim. Puanım on üzerinden iki. Yani <laughs> benim ben tiyatro eleştirmeni değil, Sevdiğimi de sevmediğimi de şey olarak söylüyorum. Ne bu kök iki, iki bana hitap etmeyen ya bu bir saygısızlık değildir değil Tabii mi abi. Bir, biri de bu podcast'i dinler abi en, yani bunu daha önce belki muhabbeti geçmiştir de Türkiye'de bir laf var ya şimdi sen böyle dedin çok emek veriliyor oyuna diye yani sen <laughs> de bu podcast'e Uçur... çok emek veriyorsun evet çok yani, kö çok kötü biri olabilir 10 üzerinden iki verebilirsin Ha bir biri der ki yani geldi... burada tiyatro bana ne kardeşim ben seni tiyatron için mi dinliyorum bunu sana puanım Hı, bir kanka kadar otururum evet. uçurtmanın kuyruğu oyunun adı uçurtmanın hmm. kuyruğu, uçurtmanın kuyruğu. Tavsiye edelim burada. Kesinlikle edelim. ama en azından bir arkadaşımız içeriden ha, bir arkadaşımız dışarıdan, dışarıdan izledi. izledi. Belki Eyvallah. de hani iki farklı referans. Bir de Elif'ten dinleyecekler. Belki bu oyunu dışarıdan izleyeceksin. Elif ikinci perdede <laughs> yanıma geldi. Değil mi? <laughs> i̇kinci bir de oturdukları yerde şey, tam şey Ekrem Emamoğlu falan oturuyor. <laughs> Yanlışlıkla gelse var ya Ekrem Emamoğlu <laughs> oyuna kazaneye falan böyle. Aaa! 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 Giresin Spor Başkanı ne diyorsun hatta? küfürlü bir şey olmaz. Siz olmak. söyleme ama kız. O görüntüyü çekip de yayan haysiyetsizdir. Giresun Spor Başkanı'nın hiçbir suçu yok. Çok da güzel eğleniyor. Muhteşem bir şekilde eğleniyor. Çok güzel. Yani belli durumlarda hepimiz o görüntünün FC içinde olabiliriz. FC rakısında biz de o hale gelir miyiz? O FC rakısında değil de Sokrates rakısında. Dörtlerde ben o hale gelen insanlar gördüm. Bir tek, bir tek, şey yani üstü çıplak değildi. <laughs> bir de hani o hiç ofiste çok böyle sakin görünümlü olup da orada e, ee, ee, dağıtan... Acaba? Kim acaba? Merak i̇nsan, merak yani vardı sahnede, mi? sahnede, sahnede Orada insanlar saklıyorum. insanlar var. çıkmaya çalışan Sokrates üyeleri e, ilginçti. Yani <laughs> evet. müzisyenlerin görevini almaya çalışan <laughs> kanun <Evet>. alayım orada. Müzik aletlerini alıp yani kanun çalan gördüm ben. Bir iki davula do falan vurmaya, darbuka'ya vurmaya çalışan gördüm. Çok eğlenceliydi. <laughs> evet. Yani şimdi biri ya atıyorum yani sen ol, bu sen değildin de ve sen aynı zamanda şeysin bir kulüpte yetkilisin e, milyonları eğlen, şey, ilgilendiren bir konuda e, başkansın yöneticisin falan yani yapmayacak mısın giresun spor küme düşüyor diye bu adam eğlenmeyecek mi abi eğlenmeyecek mi eğleniyor var mı bu adamın yaptığı milyarda bir emirhan gibi değil yani milyarda bir eleştirilecek bir şey yok ya ele Orada videoyu çeken ve sonra bunun yayılmasına sebep olan kişi, belki çeken kişi kötü bir yere atmamıştır hani onu da düzeldim. Bunu art niyetli bir şekilde internete yükleyen kişi suçlu olan odur ya. Çok ayıp. Adam boşu boşuna tepki gördü. Çok da güzel eğleniyor. Hem fikir miyiz burada hepimiz? Ya benim olaya dair Giresun'un kötü gidişine dair yorumların alakasızlığı bir Giresun kere. Giresun yerel basında okumanı beklerdim beklerdi <laughs> bu arada. Sen oralarda yaparsın bunları. <gülüyor> abi, <gülüyor> ya, Giresun yerel, yerel, basında şeyden giremedim abi. Ya girdiğim zaman diğer haberlere bakıp sinirim bozulmasın diye. <laughs> Çünkü seçim dönemindeyiz. Çok zorluyor seçim döneminde haberlere bakmak beni. O yüzden tadım kaçmasın ya, diye girmedim. Mali kriz de var. Mesela şey oldu. E, bundan bir buçuk ay kadar önce Giresun sporlu bir futbolcu... E, tribünlere gelip yakarışta bulundu. Ya dedi orada bir milyonu adam transfer ettiler. Biz şu kadar para alıyoruz. Kulüp mali krizde vesaire. Hani hmm. ama ben yine de buradayım. Gitmedim. Falan gibi anlatıyordu futbolcu. Hakikaten de çok samimi bir açıklamaydı. Ee, güzel bir takdir de topladı yani. Öyle çok hmm. geniş yayıldı mı video bilmiyorum ama takdir topladı onun o sözleri. Yani kulüp mali krizde de olabilir. şey de olabilir. Ya her başkan kulübün Kötü gidişinin bir numaralı sorumlusu da olabilir. Ama bu adam eğlenmesin mi? Belki çok kötü bir insandır. Rezil bir başkanlık yapıyordur. Ama bu adamın arkadaşlarıyla eğlenmesinde hiçbir sakınca yok abi. Ha, ben ben yine burada baştaki konuya benzer bir şey söyleyeceğim abi. İnsan ve vakadan çıkarıyorum bunu. Çok zor bir dönem şu anda. Yani kamusal hayatla senin özel hayatın arasındaki çizgi hiç olmadığı kadar ince. Senin arkadaşlarına yaptığın herhangi bir şey. Bizim bile öyle abi. Ben, ben bir sürü video var böyle kendi aramızdaki muhabbetlerden. Bir bakıyorum X1'den çıkıyor video. Hatta geçen bir arkadaşıma kızdım o yüzden. Yani mesela bana biri bir şey diye video yolladı. Benim işte rahat olduğum bir anda yaptığım bir şakadan dolayı o şakanın muhatabı da gitmiş şaka. Şimdi bunlar çok zor süreçler yani kamusal hayatla özel hayatın çizgisi hiç olmadığı kadar eksik o yüzden de bir yandan artık herkes biraz daha güvenli davranmaya çalışıyor. Çünkü korkuyorsun artık. Yani 90'larda, 80'lerde sen bir evin içinde, bir lokantanın içinde çok daha rahattın artık değilsin. Çünkü herkes paparazzi yani artık. Yani Herkesin paparazzi olduğu bir yerde sen de artık bir selebriti muamelesi görüyorsun. O yüzden hep kameralar kameralar olmak zorundasın. Çok zor abi dolayısıyla ne yaptığını bilmek. Ben isimden falan da çıkarım Kesinlikle özel hayatta yapılan şey... Eğer atıyorum bir nefret, şu, şu bu bir şey evet. değilse bunun çıkmaması lazım hiçbir şekilde. Çıktıktan sonra da bunun üzerinden profesyonel hayatla özel hayatın kıyaslanıp konuşulmaması lazım Ya yani öyle yani toplu bir gibi. ortamda da belli ki yapmamışlar İnsanların yani insanların hassasiyetine sonuçta hani evet. gitmiyor diye rahatsız evet. olabilir diye herhalde belli bir baş başalar ya, gibi yani adam gibi Adam bunu abi. internete kendi yüklese o zaman bile belki eleştirilebilir. Hı -hı. Yani kulüp sen, sen evet, bu camia zor günler geçirirken Evet, evet, evet yani adam bunu Instagram'ından paylaşsa mantıklı. eleştirilebilir. Hani bu Ayrı bir tartışma konusu Anladım. anlamında söylüyorum. Ama ya, ayıp bu, bu hali. Bu şeyde olmuştu. Estonya'da falan oluyor bu işte. Estonya Cumhurbaşkanı partilerken görüntülendi falan filan. O tip şeyler mesela oralarda gündem oluyor. Sonra hükümet işte dedi ki sen partide nasıl öyle davranırsın falan. Ee, çok çok yapılan bir günden ama tabii Estonya Cumhurbaşkanı ile Giresun Futbol yani Kulübü Başkanı arasında bir güç farkı var elbette. Bir temsiliyet farkı da var. Kanada Başbakanı'nın böyle bir şovu kesin vardır. <laughs> Trudeau. <laughs> şeyi düşmüş Tur e, bu ara. Galiba yapacak şov da kalmadı. <laughs> ee, onaylanma oranı düşmüş. Oralarda <laughs> çok Aha. yapılıyorlar. Ya, approval rating. Gördüm gördüm merak etme. <laughs> <laughs> Rahat bana küfür gibi bir saattir şey gösteriyor. Bir şey gösteriyor. Ee, Justin Trudeau'nun approval rating yani onaylanma oranı düşmüş. Galiba bir sonraki seçimi kaybedecekmiş. Bu arada bir şey düşünüyor olabilir usta. Bir şey. Ben onun şeyine bayılmıştım abi. Yani Türkiye'ye böyle milyonlarca işte göç sığınmacı geliyor. Kanada bir aileyi aldı o dönemde. <laughs> Havalimanında çiçeklerle karşıladı. Hani bu... İnanılmaz bir şey. Çok şey de anlatıyor dünyanın nasıl yürüdüğüne dair. Çok şey de anlatıyor. Hani her böyle şovun ve temsiliyetin artık yani şovun ve sembolün gerçeğin nasıl önüne geçtiğine dair bir şey anlatıyor. Çok acayipti gerçekten. Çok acayipti. O yüzden bekliyoruz hocadan böyle bir şey. Özel acayip. İki aile daha. <laughs> Ruat ne işaret etti? Bir saat oldu işaretimi yaptı. Ee, şimdi seyircinin önüne Ruat'ı atmak Aa, iyi mi oldu? Iyi ya yapayım. bu çocuk seyirciden... Özelimizi şey yaptı. ...şey yaparsa. Hayır ama... Biliyorsun, ben biliyorsun, biliyorsun seyircimiz ...haklı olarak şunu sorar. Bu program niye bir saat değil? Şimdi bana bana da öyle tepkiler geliyor. Bu program niye bir saat on dakika değil? Bu program niye bir saat yirmi dakika değil? Çünkü bunun bir sonu yok. Doğru. Aynen, onu bir belirlemek gerekiyor. Yazıda da böyledir, hayatta da böyle yani. Bir sınır çizmek... ...gerekiyor. E, Ruat bana süreyi... ...belirtti. Evet. Ama Ruat, Ruat. Ben Ruat'ın bir saat oldu... ...susun dediğini söylemedim. Daha konuşun olarak bir, mı gösteriyor? Hayır bir... ...şeydir. Belki her on so dakikada... Geçti ...bir, bir saat. haber veriyor. Veya hani... Öyle böyle programı yönlendirmek için sonuçta Ruhat Akkuş bu programda büyük emekleri olan e, çok büyük bir ekibin bir parçası. Evet. E, video klübü müydü Ruhat'cığım bizim? Evet. Video kulübünde izleyin efendim Socrates Club'da. Ben Lebron James hareketlerini yorumladım. Ee, Lebron izleyelim. Cleveland'da mı? Yok. Hangi takımda? Tahmin et. Phoenix Suns. Ah. Yok. Tahmin. <laughs> 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 Utah Jazz. Tahmin. <laughs> Los Angeles Lakers. Evet. Ee, yok diğerlerinin dalgasına söyledim. Cleveland mı Lakers mı ondan emin olayım. Düşse i̇şte Tinder'la <laughs> Los Angeles Lakers basketbol player diye. Bu arada şeyler çok çıkıyordu. Ee, Kevin Durant'ın Kevin Durant'ın falan like'ları çok çıkıyor abi. Mesela Kevin Durant bekar olan dünya üzerindeki en ünlü sporcu olabilir. Düşünüyorum abi. Şey Düşünüyorum. De. ünlü. Gerçi Tom Brady boşandı. Ama Kevin Durant, Durant basketbol daha global ya. spor olduğu evet. için daha ünlü. Dünya genelinde. Gerçekten dünyadaki en ünlü bekar olabilir Kevin Durant. Yani... Ronaldo ayrılmadı mı ya geçen? Cristiano Ronaldo ayrılmadı mı? Cristiano'nun sevgilisini ayrılmadı mı? Yok ya. Oğlum yasa çıkarttılar. Ara... İşte Özel sonra... isim çıktı şeriat yasalarında evli olmadan birlikte kalabilmeleri bir için. Bir durum olabilir sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Abi yapalım. o da dünya en komik şeylerinden biri. <laughs> neyse neyse. neyse. Neymar olmuş. olabilir aynen geçelim. <laughs> Neymar bekar mı? Neymar bekardı ya. Hmm, doğru olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Hı -hı. Ronaldo ile Messi, Bu ayrı bir bölüm konusu belki olur da. Ronaldo ile Messi... Hani artık... Bildiğimiz dünya futbolunda yoklar ya uzaktalar. De Bruyne, Mbappe falan hani bir sürü müteşem, oyuncular muhteşem sahibi. oyuncular var Kıymetli ama... Kıymetli ayaklar. Dünya futbolunda şu anda bir bence süper yıldız eksiği var. Bence yani yok. Messi gibi, Ronaldinho gibi... Yani bu adamlar bence şu anda... Olur ama bu çok Yok normal. Ne? Bakın yani bir, birilerinin doldurması gereken bir boşluk. Sen evet. az önce LeBron dedin. Mbappe yani şu anın en iyisi olabilir hı hı. bunların içinde. Ama ya böyle bir Messi gibi Ronaldinho gibi adam eksik. Onun Real Madrid'e gitmesi gerekiyor bir kere evet. veya X bir kulübe gitmesi gerekiyor. Çünkü konfor alanında sürekli kaldığı evet, için evet, zaten evet. bir eleştiri alıyor. Dolayısıyla illa Real Madrid'e gitmesi gerekmez ama giderse de seviniriz. Ee, da yazımızı yazarız Bir gün, bunu, bir gün bunu tartışalım ama yok, yani. var haklısın. mı yok mu? Abi şöyle mesela belki İlhan diyecek ki ne ne eksikliği kardeşim De Bruyne ondan değil mi falan atıyorum. İlhan damez bunu da. Şu önemli değil mi? Dünya futbol tarihinin en büyük 5 oyuncusundan ikisi diyelim bunlar veya en büyük iki oyuncusu diyelim. Şimdi dünya tarihinin en büyük 2 oyuncusunun da boşluğu dolmaz. Ama yani. ondan önce işte saydım Ronaldinho vardı mesela ondan önce. Ondan önce Zidane vardı. Mbappe Ronaldinho'nun o konumuna da değil mi mesela? Gelir abi ya. Başka Mbappe, bir şey var. Alan, yani Ronaldinho, Bellingham oralara Ron... gelecek bence zaten. Bu Ronaldinho o kadar sıra dışı bir yeteneği yok bence Mbappe'nin. Ya mesela Mbappe'nin dünya kupası kariyeri çok hepsinden. başarılı bir futbolcu. Pele gibi. Aşırı ben başarılı. Ben. Ama ya Ronaldinho gibi izlerken ulan bunu nasıl yaptı diye sürekli Şundan dolayı adam abi. Bence. Değil Messi gibi değil, Şşş. veya Ronaldo gibi ulan her maç nasıl bu kadar atıyorsun? Nasıl bu kadar? Şşş. İşte hani... şundan dolayı abi. Her her cumartesi ve pazar izlediğim birlikte o futbolcunun evet. olmasının yarattığı kolektif algı çok büyük abi. Çünkü bir izleme deneyiminin parçası oluyorsun. Şu an Mbappe bir istatistik sadece. Arada gol attığını Doğru. gördüğüm bir oyuncu ve Doğru. senede beş kere çarşamba günü izlediğim bir futbolcu ama Ronaldo'nun yani bu Türkiye'deki klişe ifadeyle insanların özel olarak işte Antep'ten gelen fıstığı açtığı bir evet. futbolcuydu. O zaman bunu tartışalım ki ruhat bize kızmasın. Aa, bin, 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 bin Hedef ham yaptı. Ham yaptı. Adalet yani, saydın. Stavi tebe, ay ve Bellingham da bence oraya doğru geliyor. O oralara ya o seviyede olur mu göreceğiz abi. Ben, Sakatlanacak yani, belki hiç olmayacak çok, ama o bomba ama Bellingham'da var. Da o değil. O, yani bence Bellingham, Bellingham çok acayip bir şey ya. Ya bence de ama o değil. Yani Messi Ronaldo değil ya yani Mesela Modric de değildi Messi Ronaldo. Modric muhteşem bir futbolcuydu. Tabii. Bellingham neyse hı hı. konuşuruz. Aynen abi bence de bir konu yapalım bunu. Konuştuk Uzun biraz. konuşalım. Bitti. İlgilen Özgen ben... konuşamayacak. Bu ben, konuyu. Ben, bu konuyu ben bu konuyu bir daha sonsuza kadar açmamayı Haftaya düşünüyorum. Haftaya kim yok? Birimiz yok haftaya. Yoksunuz. Ben yokum galiba haftaya. Ben şu an yarınki halı saha maçımı düşünüyorum efendim. Gelecek hafta yarın yapacağımız Sokrates halı saha hmm. E maçına dair notlarımla karşınızda olacağım. Sokrates'in stüdyo ağırlıklı bir takımı var. Artık atan futbolu bıraktı. Buracım yok. E, evet, i̇şleri sebebiyle. Yani. Artık sebebi Sokrates'te yani. olmadığı için Sokrates'in takımı FC'de olan herkes Sokrates'tedir aynı zamanda. Belki rakip Dolayısıyla benim Yarın gidip bir stüdyo ekibine ufak bir şöyle bir ders vermem gerekecek. E, Ruhat da karşı takımda bu arada. Yani kendi içimizde yapıyoruz. Once Brothers. Stüdyo ne? Dergi İyir. mi kaldı daha? stüdyo dergi olacak. <laughs> Yok işte evet ah, doğru diyorsun. Sededit geldi. Ee, <laughs> Ruat da Ruat karşı takımda. Ruat karşı tarafın defansını toparlamaya çalışacak. Ben bizim takımın defansını toparlamaya çalışacağım. Sadece Anladım, defanslara de bakarsak da. senin takım biraz güçlü. Oo, Ruat şu büyük stoperdir ha. Stoper değil pardon. <gülüyor> 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 Benim hayatımda yaşadığım en komik anı sahanı. Çok çekişmeli bir <laughs> maç ben gidiyor. Çok çekişmeli, çok heyecanlı. Ruat oradan... Tembel pas atma. <laughs> ya yani, bir hani, halı sahada tembel pas ifadesi. Ver otur ilk maçı falan geldi evet. bizde. <laughs> müthişti. Ruat deyince aklıma gelen iki şeyden biri o diğeri de iddia geldiği gün. <laughs> İsmi Ruat ne demek falan deyince daha daha yeni tanışıyoruz. Stajyer olarak gelmiş falan. Hah ben de bu soruyu bekliyordum. <laughs> Ruhat deyince aklıma gelen yani ilk iki şey bu. Biraz şey mi gelmişti sana? Ulan demiştin yeni nesile bak nasıl cevap verdi. bomba e, e, gibi. Yeni. Ama çok güldük ben Ruhat'ı ilk, ilk günden bence aramızda güzel bir dostluk oldu Ruhat'la. Çok tatlı bir diyalogumuz olmuştu. Sana abi dersen ona kardeşim dersin. Artık abi demiyor. Ata diyor. Ha, bence şey yani bir öyle bir şeyimiz de yok. Beraber çalıştık abilik, mavilik bunlar. Ah. Ne bir farkımız yok. Ama tembel pas güzel ifade. Tembel pas lütfen atılmasın alı sağda. <laughs> Bence de biz de uyuz oluruz. Tembel pas hayır. <laughs> tembel pas <laughs> hayır. Hashtag <laughs> tembel pas hayır. Ya yani İnan böyle ileri çıkıyor alı sağda. <laughs> i̇nan çok versatil bir oyuncu falan diyorsun. Ben. <laughs> Neyse. Modern. Bitir hocam. Evet, Yeter hocam. diyorum. Bitiriyorum halı sahada tembel pas istemiyoruz efendim. Bana da çocukken bir arkadaşım şeyi sormuştu mahalle maçında. Onu da kapatayım. Maça başladık. Offside var mı diye sormuş. Abi müthiş. Hala aldım en saçma müthiş. soru. Oğlum dedim nerede var ki offside <laughs> burada olsun yani. Ya inanamamıştım bu soruya. Hiç bilmiyorum <laughs> offside'li bir halı saha şey mahalle maçı yaptınız mı? Hani, yok, yok, abi. Ben hayatımda offside'lı sadece büyük sahada oynadım. O da az sayıda. O yüzden de bu tembel pas bizim için oraya giren bir şeydir efendim. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum dün gibi. <laughs> tembel pas. Doğru gerginiz hakikaten. Evet. Ya. Çok yakın maç falan. Lan ne oldu? Bu adam oynarsan çok... gergin tembel olursun. Tembel pas atıyor. Her yani. maç kavga ediyor. Her Aynen. maç kavga ediyor. Oğlum yalan Aynen, söylemeyin. Maalesef. Asla böyle bir şey yok. Asla o yüzden öyle. artık Asla, sağ... asla yok. Asla yok. Artık asla, maçlara asla. çağırmıyoruz artık. Asla yok. Gayet centilmen ve Gerginlik oldu, onu, gerginlik oldu mu onu gerginlik oldu onu çözmeye giden farklı şey Kavga çıkarıyor dedin. Ben ne kavgası? Vay bir ya. kere kavga çıkarım gurur duyuyorum. Ha sağ dışında tanısanız aslında çok şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok seversiniz hatanı sağ dışında. <laughs> çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu hafta Rival'da çok önemli yazılarımız olacak efendim. Konularımız olacak. Ben bir tane Victor Van Bayama düşünüyorum. İlan Özgen seriye aylıklarına devam ediyor. Ee, Kerim Kılıç NBA devam ediyor. Bunun dışında bu hafta Ozan Can Erman Yaşar'a Cenerelerin yaptığı bir röportajdan global yazarlarımızın konularına kadar pek çok şey olacak bizde. Ruat Akkuş da bir şey yazacak. Ben, ben Oo, onun haberi <laughs> bana gelmemişti. Ben bütün yazıları da durduruyorum. ...Ruat Akkuş'tan gelecek Euro Ligi'ye efendim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sokrates FC aboneleri zaten orada. ismen artık hepinizi tanıyorum ama daha fazla... ...merak eden varsa bakabilir. Abonelik paketlerimizi inceleyebilir. Yeni bölümlerde Sokrates Club'da, Sokrates podcast'te ...olmaya devam edeceğiz. Futbolu konuşacağız, hayatı konuşacağız. Atahan Altın orada, Burak Balabal, İlhan Özkan... ...İlhan Özdemir buradayız. Hoşçakalın. Seçim, <laughs> Hoş Seçim atlazı. Vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bitiriyoruz. <gülüyor> tamam.